Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bu fasıl fil evkatil mekruheti. Mekruh olan vakitte. Mekruh vakitler hakkında. Mekruh vakit ne demek? Kendisinden namaz kılınmasının mekruh olduğu zamanlar. Hangi zamanlarda, hangi sebepten dolayı kerahat olur? Ve mezheplere göre de bunun farklılığı var. La tecuzu salatu. Namaz caiz olmaz. Ve secdetü tilaveti. Tilavet secdesini yapmak da. Şimdi tilavet secdesi ne demek? Kur'an'daki secde ayetleri. Onu okuduğumuz zaman ne yapacağız? Secde yapmamız lazım. Vacip. O zaman bu tilavet secdesi de ne yapılmaz? Yapılmaz. Ve salatül cenazeti, cenaze namazı. Ama bu ikisinde de Şafii mezhebi muhalefet etmiş. Demiş ki namaz da kılınır, tilavet secdesi de yapılır, cenaze namazı da kılınır. Peki ne zaman? Hinde tulu'iş şemsi, güneş doğduğu zaman. Güneş doğduğu zaman. Güneş doğduğunda neymiş? Efendim namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak. Ama o anda okursa o anda yapabilir. O anda. Güneş doğarken okudu, o anda da yaptı tilavet secdesi. Olur. Ve salatil cenaze. Bu Hanefi mezhebinde de olur değil mi hocam? Tabii. Cenaze namazı bir de. Ama cenaze tam kiraat vaktinde hazırlanırsa kiraat vaktinde kılınabilir diyor alimler. Önceden hazırlanan cenazeyi kiraat vaktinde kılmak caiz değildir. Mekruhtur. Ve zevaliha ve gurubiha. Bir de güneşin zevalı ve grubu halinde. Zeval tam öğlen vaktinde. Öğlenden önce işte bu zaman olarak bazı zamanlar 40 dakika takdir edilmiş. Yani daha kısa diyenler de var. Zevaldan önce. Zeval ne demek? Tam güneşin tepede olduğu zaman. Güneşin tepeden sağa doğru meyletmesi Türkiye'ye göre o zaman öğlenin vakti girmiş oluyor. Kiraat vakti çıkmış oluyor. Bu zaman konusunda da efendim farklılıklar var. Zaman konusunda farklılıklar var. Peki illa ve gurubi, bir de güneş batarken. Demek ki üç vakitte hiçbir namaz caiz olmaz. Bir, güneş tam tepedeyken. Bir, güneş doğduğu zaman, zeval tam tepede olmaz işte. Gurup da güneş batarken. Şimdi bu öğlenden önceki kerahat, güneş doğduğundaki kerahat, Hanefi mezhebine göre 40 dakikayla takdir edilirse daha anlaşılır olur. Yani güneşin doğuşundan itibaren 40 dakika sonraya kadar. Tamam mı? Güneşin batışına 40 dakika kalası. Güneşin doğuşuna tepede olduğunda 40 dakika öncesinden öğle namazına kadar kılınması mekruh demek daha doğru olur. Öğle namazından 40 dakika, öğle namazından 40 dakika kalasına kadar mı kılınır? Evet, evet. 40 dakika kalıncaya kadar kılınır. Kılınır. 40-45 dakika kalınca kılınmaz demektir. وَلَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْفَجْرِ Fecr-i Sadık demiş orada bakın. Yani parantez içinde Fecr-i Sadık neydi? Asr-ı Şafak'ın atması vakti girdikten sonra nafile kılınmaz. Es-Sadık'tan sonra da Es-Sani demiş. İkinci şafak. Fecr-i Sadık ikinci şafak. Birinci şafak neydi? Yalancı şafak. Fecr-i Kazim. O hani dikine olan bir aydınlığın oluşmasıydı. Onda namazlar efendim yatsı namazını o vakte kadar kılmasa kılabilir. Esas ikinci fecir dediğimiz fecr-i sadık doğudan efendim beliren bir aydınlık ama enine ufukta yayılan efendim orada nafile kılmak mekruh. Ne zamana kadar? Hatta tatlu aşşemsü. Güneş doğuncaya kadar. Hocam orada şey. Ama Şafii mezhebinde şafak attıktan sonra da olsa camiye geldi. Yani tahiyyetül mescid kılabilir. Hocam şeyi atladık. İlla asra yevmihi. İlla asra yevmi. Evet oraya atlamışız. İlla asra yevmihi. O günün ikincisi müstesna. İndel gurub. Mesela bugün ikincisini adam kılmadı. Yani onun vakti tam akşam namazı oluncaya kadar devam eder. Tabi mazeretsiz böyle tahir etmesi hoş değil de. Diyelim ki
güneş batmadan az önceye kadar, güneş batıncaya kadar devam eder. Güneş batıncaya kadar o gün ikindisi. Tam vaktine kılmadıysa, güneş batmadan az önce bile olsa kılacak. Hatta tekbirini aldı, namaza durdu, son güneş vaktinde kaldı. Akşam namazı da oldu. Yine onu ikindi namazı olarak tamamlayacak. Sonra akşamını kılacak, tamam mı? Sade farzını değil mi hocam? Tabii ki orada sade farzını kılacak. Evet, orada sade farzını kılacak. Hatta ne demiş orada? İndel grup. Güneş batıncaya kadar olan zamanda ikindinin o gün ikindisini, ama daha önceki ikindiler değil, kazası değil, nafile namazlar değil. O günün ikindisi güneş batıncaya kadar devam eder vakti. Ve la yeteneffelü, nafile kılamaz. Ba'de duhuli vaktil fecr-i sadıkın. Fecr-i sadık dediğimiz imsakın doğması vaktinden sonra. Es-sâri, ikinci fecir. Hatta tatlu aşşemüsü, güneş doğuncaya kadar. Ve la ba'de salatil asrı. İkindi namazından sonra da efendim neymiş? Ve la ba'de salatil asr. İkindi namazından sonra da nafile kılmak caiz değil. Yani mekruh yani. Hatta tevrube, güneş batıncaya kadar. Niye? Çünkü hadis-i şerif zikredilmiş burada. Peygamberimiz Ebi Said el-Hudri'den nakledilen bir hadis-i şerif şöyle buyuruyor. İçinde var bu. Neha anis salati fi hadeynil vakteyni. Bu iki vakitte namazı yasakladı, nafile namazı. Bir, şafak attıktan sonra güneş doğuncaya kadar. İki, ikinden sonra güneş batıncaya kadar. Evet. Hocam, peki bu vakitlerde kaza kılabilir mi? Sabah namazından sonra, önce kılabilir. Peki, ikindi namazından sonra kaza kılabilir mi? Kılabilir. Ne zamana kadar? Güneşin batımına 40-45 dakika kalıncaya kadar kılabilir. Evet. Şimdi biz güneşle imsak diyoruz ya, hani evet. Bugünkü zaman tabiriyle. Şimdi güneşle imsak arasında mı şey kılınmıyor? İşte güneşli fecr-i sadık o işte. Fecr-i sadık işte o imsak vakti. İmsak vaktinden güneş doğuncaya kadar sabah namazının sünnetinden hariç nafile namaz kılınmaz. Tamam. Kaza kılabilir mi? Tamam. Kaza kılabilir. Ve la ba'de tulu'il fecri. Oraya mı geldik? Ve la ba'de tulu'il fecri sadık-ı sani demiş orada. O sani ikinci fecri beyan ediyor. Yani asıl şafak attıktan sonra, yani imsak vakti girdikten sonra namaz kılınamaz, nafile namaz. Bi ektere min raketeyi fecri. Sabah namazının iki rekat sünnetinden fazla. Sabah namazının iki rekat sünnetinden başka nafile namaz kılamaz. Kaza kılamaz demiyor, dikkat edin. Kaza kılabilir. Ve la kable salatil magribi. Akşam namazından önce de kılamaz. Mesela güneş battı. Güneş battıktan sonra akşam namazını kılmadan nafile kılsa olur mu? Şafii mezhebinde men etmemiş, kılabilir demiş. Ama diğer mezheplerde de kılmakta hiçbir mahsur yoktur. Mesela hacda filan umrede görürsünüz. Güneş battıktan sonra Osman, güneş battıktan sonra akşam ezanı okunuyor. Akşam ezanından sonra biraz vakit geçiyor işte. İftar yapanlar var. Orucunu efendim yiyenler var. Yani iftarını açanlar var. Orada bir 5-10 dakika mühlet var. O mühlet içerisinde adam kalıyor, nafile namaz kılıyor. Akşam namazından önce, güneş battıktan sonra. Bu Şafii mezhebine göre caiz, Hanbeli, Maliki'ye göre caiz, Hanefi'ye göre caiz değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, güneş battıktan sonra akşam namazının farzından önce nafile kılmak yine mekruh olur diyor. İkinden sonra caiz olmadığı gibi akşam namazından önce de caiz değil. Vela yine nafile kılmak caiz değil, mekruh olur. İza harace, çıktığı zaman, saide, saide, harace bu dışarı çıkmak değil. Minbere çıktığı zaman, minbere, saide minbere yükseldiği zaman. El imamı imam, yevmel cumuati, cuma gününde. İmam minbere çıktığı zaman ne yapacakmış? İmam minbere çıktığında nafile namaz kılamaz. Nasıl olacak peki bu? Bunu şöyle kısa bir tasavvur edelim. Önceden namaza sünnete başladı bir Müslüman. İki rekat kıldı, imam minbere çıktı. Sünneti kıldı iki rekat. Daha kaç rekat kılacak cumadan önce? İki daha kılacak, dört.
İmam minbere çıktığında ikiyi tamamladı, tahiyyat oturduysa selam, selam verir. Bu Hanefi mezhebine göre. Ondan sonra imam Cuma'nın farzından sonra dört rekatı yeniden kılar. Peki üçüncü rekata kalktı, imam minbere çıktı. Tamamlar. Yine oturur, yok tamamlamaz. Oturur, yine selam verir. Peki dördüncü rekata kalktı, imam da minbere çıktı. O zaman onu tamamlar. Onu tamamlar. Ha burada bir farklı daha var. Şafii mezhebine göre, Hanbeli Maliki'ye göre imam minberde de olsa geldiğinde tahiyyetül mescid kılabilir. Muhsin biliyor musun onu? Yani mescide ben hükmünü bilmiyordum da. Yani. Ziyaret. Mescide girildiğinde cuma imam minberde bile olsa tahiyyetül mescid kılar, nasıl olur? Tahiyyetül mescid kılabilir. Ama Hanefi mezhebinde geldi ki imam minbere çıkmış. Daha sünnetle meşgul olamaz. Oturup dinleyecek. İşte demin söylediğim gibi ikinin sonunda imam minbere çıktıysa selam verir. Ama cumanın farzından sonra o dört rekat sünneti yeniden kılacak. Peki üçüncü rekattayken imam minbere çıkarsa yine oturur selam verir. Dördüncü rekattayken imam minbere çıkarsa onu da tamamlar. Oturur, dinler imam. Cuma'dan sonra dört rekat son sünneti kılıyoruz ya zaten. Ondan hariç bir dört rekat ilk sünnet kılacak değil mi hocam? Tabii, tabii. Aynı öğlenin sünnetini kılamadığı zaman nasıl kılıyorsa onu da kılacak. Çünkü Hanefi mezhebine göre Cuma'dan önceki dört rekat sünnet de sünnet-i mevkide. Öğlenin sünneti gibi. Peki. Hocam, vela kabla salat-ı ilahiyyi atladık hocam. Nereden atladık ya? Bayram namazından önce diyor hocam. Tavriye geçmedik ki. Ondan sonra şey yapalım. Ha, doğru, doğru. Doğru. Vela kable salatil maghrib. Ama Şafii mezhebinde olur. Vela kable salatil eid. Bayram namazından önce. Bayram namazını kılmadan önce ne evinde ne camide nafile namaz kılması mekruhtur. Dikkat ediyor musunuz? Bayram namazından önce ne evinde ne de efendim camide nafile kılmak Hanefi mezhebine göre caiz değildir ki mekruh olur yani. Tamam mı? Ama Şafii mezhebinde bayram namazından önce de nafile namaz kılabilir. Evinde veya camide. Velakine nafile kılamaz. İza harace sa'idel imam, imam çıktığı zaman minbere yevmel cumatı, cuma gününde. Nasıl yapacağını demin söyledim. Vela yücme'u, cem edilmez. Beyne salateyn, iki namazın arası. Fi vaktin vahidin, bir zamanda, bir vakitte. Fi hadarın, ikamet halinde. Vela seferin, ne de sefer halinde. Şimdi Hanefilere göre cem sadece iki yerde var. Nerede var? Cem nerede Abdullah? İki namazı bir vakitte kılma. Arafat'ta mıydı? Bir Arafat'ta var. Arafat'ta vakfeye duranlar öğlenden sonra vakfe yapacak, ondan sonra öğleyle ikindiyi kılacak. Öğleyle ikindiyi öğlenin vaktinde. Bir de Müzdelife'ye akşam namazdan sonra, güneş battıktan sonra Müzdelife'ye inecekler. Müzdelife denilen bölgede de akşamla yatsıyı yatsının vaktine kılacaklar. Çünkü Müzdelife'ye doğru giderken yolda oluyorlar akşam. Onun için akşam namazının vakti geçiyor ama kılınması lazım. Ne ile beraber? Yatsıyla beraber. Ne zaman kıldı yatsıyla beraber? Gece yarısı diyelim ki. Buna da cem-i tahir deniyor. Arafat'takine cem-i takdim, şeydekine cem-i tahir. Müzdelife'deki. Bunun dışında Hanefi mezhebine göre cem yoktur. Ama Şafii mezhebine göre Hanbeli Maliki yola gidecek. Öğleyle ikindi burada kılar, ondan sonra yola çıkar. Veyahut da akşam yatsı, akşam yolda kılmaz. Diyelim ki ileride bir yerde memlekete varacak. Şafaktan önce. O zaman akşamı yatsıyı gider orada kılar. Yahut da yolda kılar. İkisini bir kılacak. Yani diğer mezheplere göre öğleyle ikindiyi ya öğlenin vaktinde ya ikindinin vaktinde kılar. Akşamı yatsıyı ya akşamın vaktinde ya da yatsının vaktinde kılar. Bunlara cem deniyor. Cem-i takdim veya cem-i tahir. Ama Hanefi mezhebinde bunlar olmaz. Peki Şafii mezhebinde olur. İlla bi arafete vel müzdelifete vel müzdelifeti, Arafat'ta ve Müzdelife'de olabilir. Arafat'ta burada gayri musarif vel müzdelifeti efendim o da ne? Onun üzerine artif edilmiş.
efendim orada caiz. Arafat'ta öğlen ikindiyi öğlen vaktinde kılmak, Müzdelife'de de akşamla yatsıyı yatsının vaktinde kılmak hacılar için, zaten orada lil haci demiş. Hacı için bunları yapmak caizdir. Onun dışında caiz değil. Kimler için? Hanefi mezhebi için. Şafii mezhebine göre diyelim ya şöyle karda, kışta, yağmurda, çamurda buradan Kayseri'ye gideceksin. Diyorsun ki ya yolda belki kılamam. Öğleyi burada kıldın. İkindiyi hemen peşine kılarsın. Oradan devam edersin yolda sürekli gitmek için. Ya da akşama yatsı yatsının vaktinde ya da akşamın vaktinde kılabilirsin. Cem-i takvimde yapılabilir, Cem-i takvimde. Bunları daha önceden duymuş muydunuz? Ben duymuştum. Hatta bir tane Şafii adam şey yapıyordu hocam böyle, kızıyordu. Daha kılamadığı yolda kazaya kalacak. Şey, cem etmesi daha doğru değil mi falan diyordu. Hani Pilat hocam sadece bir şey demedim ben. Arafat'sayla Müzdelife'de ama yolculukta yapılmaz değil mi hocam? Hayır, yolculukta yapılmaz. Hocam peki yolculukta şey, kazaya kalma riski varsa? Kazaya kalma riski olsa bile yine kılamaz Hanefi mezhebinde. Yalnız bu Avrupa'daki Müslümanlara işleri çok zor. Avrupa'daki Müslümanların diyelim fabrikada öğleninde işe gitti. Efendim adam namaz kılmasına müsaade etmiyor fabrikatör. O zaman öğlen vaktinde öğleli ikindiyi cem edebilir. Ya önce ya sonra. Yani kazaya bırakmaktansa cem etsin orada. Şafii mezhebinin taklit ederek. Yahut da akşamına yatsıyı adam akşam namazına vakti oluyor, kılamıyor. Adam kıldırtmıyor. O zaman akşamına yatsıyı işte gece vaktinde imsaktan önce kılsın beraber. Cem orada caiz olur. Çünkü Avrupa senin şartlarına göre değil. Adam gayrimüslimler kurallarını koymuşlar. Ondan sonra diyor ki benim fabrikamda namaza müsaade etmiyorum diyenler var. Adam ne yapacak, namazını kazaya mı bırakacak? Kazaya bırakmaktansa cem etmesi ondan evla. Cem etmesi yine vakitte kalır. Yani hocam kazaya düşmüyor mu mesela, akşam namazını kılamıyor ya? Çalışan işçi eve gitsin. Kısmen, tabii kısmen öyle. Niyeti nasıl alacak namazı? Aynen öyle. Aynen. Neye göre belirlenir? Cem ettiğim niyet namaz mesela mi? Nedir? Niyet ettim Allah razı için cem-i takvim yaparsa. Öğle namazının farzını kılmaya. Ondan sonra kâmet getirilir. Aradaki sünnet kılmadan ikindiyi kılacak. Niyet ettim Allah razı için ikindi namazını kılmaya. Bugün ikindi namazını. Şeyde de öyle. Cem-i takvim dediğimiz önce akşamı ikindiyi kıldı. Sonra öğleyi kıldı. O da olabilir. Bak ikindi bile öğlenden önce kılınabiliyor. Niye? Öğle namazdan önce. Çünkü cem-i takvim, cem-i takvim. Ya da cem-i takvimde İşte yatsı namazının vaktinde akşamı kıldı. O zaman bugünkü akşam namazının farzını kılmaya, bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya kalbinden bunu geçirecek veya diliyle de söyleyecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.